Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyisinizdir umarım. Yine güzel bir video ile birlikte karşınızdayım. Biliyorsunuz daha önce Almanya işçi olarak gelmek isteyen arkadaşların videolarını çekiyorum. Bu vesileyle sizlere motive olsun diyordum. Hani o insanların izledikleri yolu siz de izleyerek Almanya'ya gelebilirsiniz. Bu sefer de ilk kez Almanya'ya daha önce yani 3 kaç 5 ay mı oldu? 6 ay mı oldu? 8 ay geçti. 9 8 ay ay. oldu. Oo maşallah. 9 ay önce Almanya'ya nitelikli işçi göçü yasasıyla, işçi vizesiyle gelmiş bir arkadaşın ki daha önce de videosunu çekmiştik. Murat arkadaşımın videosunu bir daha çekiyorum. 9 ayda neler değişti, adapte olabildi mi, başından neler geçti onları anlatacağı bir video çekeceğiz. Merhaba Murat, nasılsın? Hoş geldin videoya. Merhaba, herkese iyi akşamlar ya da hangi saatte izliyorsanız. Ocak ayında geldim işte, 9 ay oldu geleli. Seninle ilk videomuzu yaptığımızda Bremen'deydim, çalışıyordum. O videodan kısa bir süre sonra şirket battı. Yani Türk ortağı şirketi batırdı. Ondan sonra biraz sancılı bir süreçle işten çıktık. Sonrasında hemen bir iş buldum. Fakat şöyle, konu başlıkları olsun diye şuraya not aldım. Başımızdan geçen olayları anlatırken sıralamayı karıştırmayayım diye. Almanya'da bazı şeyler şansa da yönelik. Çünkü ben işsiz kaldıktan bir gün sonra hemen iş buldum. Hatta şartları daha iyi, ücreti daha yüksek bir iş buldum. Şu anda orada çalışıyorum. Fakat şöyle bir sıkıntı oldu. Bremen'deki yabancılar şubesindeki memurun hastalık izni alması, ondan sonra normal izin alması vesaire gibi sebeplerden dolayı yani bana vereceği bir tane şöyle bir kağıt parçası yüzünden 85 gün işsiz kaldım. Of. Bildim böyle 85 gün sürdü. Bu sürede Türkiye'ye gittim. Türkiye'de kaldım. Burada eski şirketimin sağladığı evden çıkmam gerektiği için. Yeni şirketin de sağlayacağı bir yer vardı. Hatta isterseniz gelebilirsiniz, bekleyebilirsiniz demişti de. Ben de hazır boştayken Türkiye'ye gideyim dedim. Türkiye'ye gitmiştim. Bu araya virgül koymak istiyorum. Hemen şuradan sağlık sigortası işine girmek istiyorum. Bir Yılda sana Murat. Şimdi Murat ilk Almanya'ya geldi. Bir iş veren iş teklifi göndermişti. İşçi vizesini aldı, geldi ve şirket battı. Aslında bu videoda şunu da öğrenmiş olacaksınız ki, çünkü bana da çok soru soran oluyor Murat. Abi biz oraya geldik diyelim. Şirket bizi beğenmedi, bizden işten çıkarttı ya da ne bileyim şirket battı, yan yattı, çamura battı. Bir şekilde o iş olmadı. Ondan sonraki süreç çok sorulan bir olaydı. evet. Burada Murat'ın başına bizzat gelmiş bir durum. Bu da sizin için güzel bir rehber olacak. Şimdi şöyle diyeyim ben. İşten çıkarıldığımızda 1 Nisan'dı. Hatta şaka falan zannettik. Elimize kündigung belgesini verdikten sonra iş yerinin verdiği evde kaldığımız için oradaki kişi bize Türk olan ortağı, zaten şirketi batıran ortağı, şey dedi, 15 gün içinde çıkarsınız dedi. Tamam, okey dedik. İş bulduk. Bulduğumuz iş evraklarımızı gönderdikten sonra tekrar bir süreç başladı. Dediğim gibi bu süreç 80-85 gün sürdüğü için çok sıkıntılıydı. Benim Türkiye'den gelecek arkadaşlara tavsiyem iş yerinin sağlayacağı eve güvenmesinler, oraya bel bağlamasın. Çünkü iş yerleri sonuçta şey değil, bir devlet dairesi gibi kurumlar değil. Olabilir yani, bir ihalede yanlış bir şey yaparlar. Milyon dolar ceza yerler. Kapattık arkadaşım dükkanı derler. Seni de kapıya bırak. Benim burada yaşadığım, gördüğüm birkaç olayı anlatayım ben size. Kişiler şirketin sağladığı evle geliyor. Şirketin sağladığı eve geldikten sonra bir de şu var. Şimdi biraz eğri oturup doğru konuşmak gerekiyor. Ne olursa olsun geleyim, ben oraya geleyim de sonrasına bakarım zihniyeti çok fazla bizde maalesef. Evet. Adam elektrikçi, adam kaynakçı, adam başka bir şey. Tamam, denkliği var ama hayatı boyunca bu işi yapmamış. Bu işi yapmadığı için yani buradaki Alman firması da olsun, Türk firması da olsun, adam bu parayı sana veriyorsa bu işin karşılığını istiyor. Açıkçası kimsenin gözünün yaşına bakmıyorlar. Deneme süresi 3 ay ama 3 ay denemiyorlar. 15 günde işten çıkarılan insan gördüm ben. Bir ayda işten çıkarılan insan gördüm ve şey yani verilecek süre 15 gün. Eğer şirketin sağladığı evde kalıyorsanız 15 gün sonra çıkarsın. Hatta bazı şirketler bu süreçte direkt adres kaydınızı sildirmeniz gerekiyor. Upmending yapıyorsunuz. Bu da şey demek o. Mevcut vizenizin de artık şey Almanya'da direkt kaçak durumuna düşüp Türkiye'ye geri dönmeniz gerekiyor. Yani böyle bir sıkıntılar var. İşsiz kaldıktan sonra da şöyle bir sıkıntı var. Almanya'da sosyal devlet olduğu için sigortasız gezmeniz yasak. Zaten bir ilk işe başladığınızda bir krankın kasa başlangıcı oluyor. Ondan sonra ilk yapmanız gereken o işten çıkış belgenizle Arbeitsagentur'a gidip kayıt yaptırıp sonra da sigorta şirketinize işten çıkış belgenizi atmanız ve artık benim gelirim yok diye belirtmeniz gerekiyor. Bunu şu sebepten söylüyorum. Ben yine bunu acı bir şekilde tecrübe ettim. Biz Evet. işten çıkarıldık. Yeni işi bulduk. Evraklarımızı gönderdik. Bize dediler ki işte 10 gün içinde evraklarımız çıkar. Tamam, okey dedik. 15 günde zaten öbür evde kalma süremiz olduğu için sıkıntı yok dedik. 15 günde oldu. Bizim evraklardan ses çıkmadı. Attığımız maillere bile cevap gelmedi. Sonrasında biz de biraz canımız sıkkındı. Hadi dedik şey yapalım. Türkiye'ye gidelim. Bu süreci Türkiye'ye
Türkiye'de bekleyelim. Bir ay Türkiye'de kaldım. 15 gün öncesinde zaten Almanya'da kalmıştım. Ondan sonra tekrar Almanya'ya geldik. Yeni şirketin sağlayacağı evi. Orada da epey bekledik. Bir 40 güne yakın da orada bekledik. Boş boş bekliyorsun. Sabah kalkıyorsun, akşam yatıyorsun derken. Bizim eski adresimize meğer düzenli olarak sigortadan mektup geliyormuş. İşten çıktınız, primleriniz yatmıyor. Bildirimde bulunun. İşte tekrar mektupları, tekrar mektupları. Sonrasında mektupların rengi değişiyor tabii ki. Şu tarihten beri çalışmıyorsunuz. Maaşınız işte 5500 küsür eurodan hesaplanmıştır. Ona istinaden şu kadar sigorta prim borcunuz var diye böyle bir acı reçeteyi gördük. Tabii eş dost arkadaş aracılığıyla ulaştı. Nedir ne değildir vesaire. İşte bunu taksitle ödeyebileceğimizi vesaireyi falan söylediler. Sonradan bize kulakları çınlasın bir hiç tanımadığımız Airbnb'den evini tuttuğumuz bir Füsun ablamız var Biremen'de. Evet. O dedi ki ölümüne inkar edin. Ödemeyin bu. Benzin döküp yakarım kendinizi diye söyleyin dedi. Ya birebir bu kelimeleri kullandım. Yani. Ondan sonra biz krank kasaya itiraz ettik. Zaten bu sürenin çoğunda biz Türkiye'deydik ki Türkiye'de olunca düşüyorlarmış şeyden. Ya tabii Almanya'da olmadığın sürece sigortalı olup olmadığı da önemli değil yani. Evet onu düşüyorlarmış. Ondan haberimiz yok. Neyse biz bildirimini yaptık. Şunu yap falan. Sonrasında da 750 euro falan bir borç çıktı. 750 euro. Bu düşmüş halinde. Düşmüş hali. Sonra ben dedim bunu da ödemeyeceğim dedim ya. Hani dedim ne yapacaksınız? Canımı mı alacaksınız dedim. Ya. Ve şey yani beni bir kandırdılar. Şöyle kandırdılar. Bana bir bilgi mektubu yolladılar. O bilgi mektubu 5 sayfadan oluşuyordu. Bana görevli İngilizce görüşüyordum. Dedi ki ya bu bilgi şeylerinizde eksikler var. Onları da tamamlarsanız dedi. Artık dedi şeyimiz bitiyor. Artık sizden para almayacağız diye. IBAN'ımı vesaireyi de verdim. Hani sen de biliyorsun. Almanya'da IBAN vermek pek artık hesabından para çekebiliyor yani. Böyle saçma bankacılık sistemi. Bana teşekkür mektubu yolladılar. Ödemeniz ayın 15'inde yapılacaktır falan diye. Meğer benden ödeme onayı almış adam o sırada. Evet. Sonra ben de beni kandırdıklarını, bana yalan söylediklerini, gerekirse haber kanallarına gideceğimi, gerekirse meclisin önünde eylem yapacağım. Döktüm ama ya. Destan gibi ya. Ondan sonra bana bir özür gibi bir şey yazıldı. Tamam dediler. Ücret kesintisi olmayacak. Bir uçak biletlerinizi görsek yeterli dediler. Bulamıyorum uçak biletleri yazdım. Sadece bu kadar. Bulamıyorum yazdım uçak biletlerini. Eyvah eyvah. Yo şey yani. O süreci kapattık ve şey bitti. Parayı almadılar mı? Almadılar. O tamam o defteri kapattık. Sonrasında işte bu şu anda Almanya'da çalışan olur da iş değiştirmek isteyen işsiz kalan arkadaşlar buna dikkat etsin. Yani nasıl dikkat edecekler? Diyelim ki ben bugün işten çıkartıldım. Artık Almanya'da bir işverenin prim ödemiyor benim sağlık sigortama. Bir iş buldum ama o da dedi ki bir ay sonra gel çalış. Bir ay sonra ben maaşlı işe başlayacağım. Bu bir aydaki süreçte ne yapmam gerekiyor ki sigortasız duruma düşmeyeyim? Sigortasız duruma şöyle düşmüyorsun. Eline verdikleri çıkış belgesiyle beraber Arbeitsagentur'a gidip işten çıkarıldığını ama mesela senin durumunda, senaryonda iş aramadığını, iş bulduğunu, yakın sürede işe başlayacağımı belirtiyorsun. Ondan sonra oradan aldığın kağıtla şeye başvuruyor. Krankenkasse'ye başvuruyorsun. Oraya da diyorsun ki ben işten çıkarıldım. Hiçbir gelirim yok. Ben prim ödemek istemiyorum. Bir ay sonra işe başlayacağım diyorsun. Orada %100 emin olmamakla beraber o aradaki primi herhalde şey Arbeitsagentur ödüyor. Abi, evet sen. Oradan ama eğer Arbeitsagentur'a gitmez, kendin bildirimde bulunursan çok düşük bir miktar yine sen ödüyorsun. Böyle yani 20 euro falan gibi bir şey sen ödüyorsun. Senaryo bu. Ondan sonra mesela ne zamandı? Haziran'ın 20'sinde benim oturum görüşmem vardı. Haziran'ın oturum görüşmesine gittiğimde Biremen'e benim çalışma onayımı da o zaman verdi memur. Yani şöyle bir şey. Ben Biremen'deyken oturuma başvurmuştum zaten. Biremen'deki memur ablamız sağ olsun bana iki tane farklı randevu vermemek için beni iki ay kadar böyle bekletti mi diyeyim, sallamadı mı diyeyim yani. Gittiğimde çalışma iznimi de o zaman verdi. Şimdi Haziran'dan beri Hamburg'da bir elektrik firmasında çalışıyorum. Hafen City bölgesinde yani Hamburg'un en kalabalık bölgesinde çok büyük bir şantiyede bina elektrik tesisat işi yapıyorum. Buradan elektrikçi arkadaşlara şunu demek istiyorum. Çok yaşadığımız şeyi söyleyeyim. TEDAŞ'ta çalışan arkadaşlar çalıştıkları meslekten dolayı çok rahat bir şekilde tam denklik alabiliyorlar. Evet. Tam denklik aldıkları zaman burada oturum alma süreleri de çok uzun olur. Fakat şöyle bir şey var. Hani sen de bunu çok iyi biliyorsun. Oturum aldın da nereye? Hani çiçek saksısına mı oturacaksın diye bir laf var ya. Yani. Çok fazla TEDAŞ'tan gelen insanı işten çıkart bizim firmada. Çok fazla Türkiye'den gelen oldu. Çok fazla çıkart. Çünkü şöyle bir şey var. Adam
gelmiş. Ya bir kelime İngilizce bilmiyor. Bir kelime Almanca bilmiyor. Tamam olabilir. Sıkıntı yok. Yani şantiye şefleri Türk var. İşte Alman olup Türkçe bilen biraz var falan. Onu bir şekilde hallediyorsun da. Arkadaşlar şu halle olmuyor. Sen buradaki adama ya ben elektrik sayacı söküp takıyorum. Başka bir şey yapmadım dediğin zaman adam senin eline böyle masa kadar projeyi koyduğu zaman ya hadi yani bunu da yap demesi gerek. O zaman da sıkıntılar yaşanıyor. İkinci bir konu ev meselesi. Ben aile birleşimine başvurdum. Sen biliyorsun Almanya'da ev aramak ne kadar zor. 4 ay fiilen her yerde böyle yamyam gibi ev var. Hani şöyle diyeyim. Bir araba bakarsın işte dersin ki arabanın rengi bu olsun, markası bu olsun, modeli bu olsun. Ben şöyle yaptım mesela uygulamalara. Hamburg bölgesinde ev yazdım ya. Hani 1+0, 2 oda, 3 oda, 4 oda. Yani aldığım maaşın bak %60'ına kadar, 70'ine kadar ev baktım yani. Böyle az buz değil yani. Çok yüksek rakamlara bile. Sırf şu yüzden baktım. İş yerinin sağladığı evde kaldığın sürece iş yerine bağımlı oluyor. Tamam belki çok cüzi bir miktar kira kesiyor ya da bazı şirketler hiç kira kesmiyor. Ona da eyvallah. Ama arkadaşlar ne yaparsanız yapın bu işe girip %100 başarılı olacağınızın garantisi yok. Bakın iş yerlerini kötülemek için demiyorum. Yani siz o kalifikasyonda değilsinizdir. Yani iş yerini de belki kandırıp geldiniz. Adamlar da sizi buraya getirdi ama memnun kalmadı. Ya Dadeli olmuyor sende kusura bakma dediği zaman da 15 gün sonra da evi boşalt dediği zaman bu sefer böyle sahiplendirilecek sokak kedisi gibi kalıyor insan. Doğru diyorsun Murat. Bu benim de başıma çok geliyor. Bazen birisi beni arıyor konuşmak için, danışmak için. Nasıl olur da Almanya'ya gelir falan diye. Ben artık hani artık bayağı da insanla görüştüğüm için ben artık adamın dilinden almaya çalışıyorum ki bu adam gerçekten işi biliyor mu? Yoksa evet. Hani sadece okulu okumuş mu? Yani artık force gösteriyor. Çaba gösteriyorum biliyor musun? Yani sen gerçekten işi biliyor musun? Mesela kaynakçılar. Diyorum ki sen kaynak yaptın mı? Yaptım. Boru kaynağı yaptın mı? Yaptım. Abi diyorum ki mesleğinde boru kaynakçısı olarak çalıştın mı? Böyle 3 yıl, 5 yıl sürekli her gün şantiyelere gidip boruları kaynattın mı? Bunları sormasam tamam mı? Adam diyor ki mesela boru kaynağı yaptım ama lisede ders vardı diyor bir tane. İşte bir tane boru kaynatmıştırdılar bize. Yok öyle değil ki ben onu sormuyorum ki. Ben sana başka bir olay soruyorum. Böyle sormasam ben bu adamı kafamda ha bu adam boru kaynağı yapmış deyip böyle değerlendireceğim ama o öyle değil yani. Öyle kesinlikle öyle değil. Ve yani diyelim sen bir işverensin boru kaynağı yapıyor diye bu adamı getirdiğin zaman kimsenin kara kaşına kara gözüne değil yani. İşten çıkartılıyorsun. Bir de Almanya'da şöyle bir durum var ki soru bir kez sorulur abi yani ne gerek var nachfragen yapmaya tamam mı? Bir daha tabii, sormaya. Tabii. Yani sen boru kaynağı yaptın mı? Evet. Al. Bitti. Yaptı abi demek ki. Gel bir yani yapamazsan yapmamış yalan söylüyor. Bir de yalancı bu der. Tabii. Atar işin, yani. İşin boyutu çok değişiyor. Evet. Sonrasında hani senin haberin var ama bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. Ben bir ev bakma sürecine başladım. Ama deliler gibi yani. Böyle haftada iki kere falan iş yerinden izin alıyorum. Hamburg'da çalışıyorsun artık. İkinci iş yerin burası senin. Artık diyorsun ki ya ben burada yaşarım. Eşimi de getiririm falan filan diyorsun. Ne lazım? Artık ev lazım sana. Değil mi? Evet. Ev arıyorsun. Evet arkadaşlar. Almanya'nın en zor kısımlarından bir tanesi. Ki ben birçok videoda demiştim ki Almanya'ya gelmeden önce çektiğiniz problemler aslında o kadar da büyük problemler değil. Bunlar aşılabilir problemler. Ama ev ararken burada senin çok iyi olman gerekmiyor. Burada ev sahibinin iyi olması gerekiyor. Ya da seni iyi görmesi gerekiyor. Burada artık Murat'ın maceralarını dinleyeceğiz. Şimdi Hamburg'da işe başladıktan sonra hemen ev bulma sürecine girdim. İki farklı kanaldan. Bu belki sizin o bölgede de vardır. Zaga diye ev kiralama şirketi var. Büyük bir şey. S-A-G-A diye yazılıyor. Zaga diye okunuyor. Oraya kayıt yaptırdım. İşte dedim bir kızım, eşim, ben varım. 3 kişilik bir ev arıyorum. Şudur budur falan diye. Sosyal konut tarzında böyle apartman dairesi gibi bir yer. Ama dediklerine göre işte Ukraynalılar geldiği için bir yılda falan anca çıkıyormuş ev falan dediler. Hı-hı. Tamam dedik ya onu oraya kaydedelim. Sonra biz yine normal arayalım. Bu arada dipnot Türk emlakçılardan uzak durun arkadaşlar. Çünkü şöyle bir şey var. Yani 3.000 euro, 5.000 euro komisyon alıyorlar. Ya yani böyle bir para yok. Almanya'da emlak komisyonunu ev sahibi kiraya verecekse bile emlakçıya siz para ödemezsiniz. Evet. Emlakçı önce evini ev sahibi emlakçıya devreder. Atıyorum işte kaltmitesi ne kadar? 1.000 euro mu? 1.000 euro para alır, evi kiralar. Neyse devamında ben sürekli ev bakmaya gidiyorum. Yani bir oda böyle evler var. 300-500 eurodan başlayan böyle 1.200 eurolara, 1.300 eurolara kiralara kadar evlere bakıyorum. Fakat şuna takılıyoruz. İşte
işte Almanya'da yeni olduğum için sıralı 3 tane maaş bodrosu istiyor. Daha bu şirkete gireli benim 3 ay olmuş. 3 tane maaş bodrosu var. Bir tanesi yarım mesela. Ay sonuna dek gelmişti. 10 günlük maaş almışım. Maaş az. Öbürleri tamam. İşte oturum aldık. Sıkıntı yok ama şufa eksik çıkıyor. Çünkü geçmiş yok. Yani. Evet. Kredi kartı kullanmıyorum vesaire vesaire. Duvara toslar gibi. İşte buradan gidiyorum mesela. Bir saat gidiyorum. Eve bakıyorum. Evi beğeniyorum. Hevesim kursağımda geri geliyorum. Bekle bekle bekle. Bir mail geliyor. İşte başvurunuz için teşekkürler. Kusura bakmayın seçilemediğiniz gibi. Sonrasında Facebook'tan ev bulunuyor diye söyledi bizim iş arkadaşları. Oradan aradık. Oradan da Booking'den ev kiralama muhabbetlerine büyük dolandırıcılık var. Aklınızda bulunsun. Facebook gruplarından ev baktınız. Birisine dediniz ben bu evle ilgileniyorum diye. O kişi size mail adresinizi verin. Ben size gerekli bilgileri atayım dediği zaman ve o da size mailde hep şu kelimeleri söylüyor. Ben Almanya'da değilim şu anda. Başka yerdeyim. Evet. O... İşte Booking'den kiralıyorum güvenli şekilde falan gibi. Bunu hemen kapatın. Sizden böyle kapora mapora isteyenler oluyor değil mi? Şey olanlar oluyor. Tabii. Kapora at diyenler oluyor. O oluyor, bu oluyor. Mesela ben bir tane ev bakmaya gittim. Facebook'tan buldum. Emlakçı. Türk. Komisyoncu yani öyle diyeyim. Hı-hı. Eve bakmaya gittim. Ev ahır gibi. Bak ahır gibi. Tuvaletin komple yıkılması gerekiyor ve adam bana şey ben dedi fayansını kalibodurunu getirsem dedi malzemesini siz bunu yaparsınız yavaş yavaş dedim mesela. Ev 2,5 odaydı. 40 metrekareydi. Banyo yok. Mutfak dökük. Yok yani. Mutfak zaten yok da yerleri bile dökük. Sonrasında 1100 euro kirası vardı. 3 kira depozito istiyordu. Sıcak. Emlakçı da 3000 euro para istiyor. Böyle geri döndüm. Sonrasında Facebook'ta birisi ev arıyorum diye yazmış. Onun altına bir başkası ilgilenirsen Schneefeld tarafında bir ev var yazmış. Ben de bu Mehmet diye birisiydi. Mesaj attım. Ya dedim Schneefeld'deki ev ne kadar nedir falan filan. Dedi 3 oda şu para. Yeri nerede? Kimle görüşeceğiz? Ev sahibinin numarasını atayım ben dedi. Orada bir kıllandım. Çünkü şey yani. Emlakçı niye ev sahibinin telefonunu atsın ki? Kendi gösterir. Kendi evet. Halleder. Artık hani o ev nasip olacak ya. Aradım ben de Okan Bey'i. Bu evin sahibi de Türk yani. Hı hı. Dedim böyle böyle ben evle ilgileniyorum. Tamam dedi. Cumartesi günü şu saatte buluşalım. Geldim. Eve konumdan ezbere geliyorum. Hiç de böyle merak edip haritalardan sağında solunda ne var? Ev neye benziyor? Falan filan bakmadım. Otobüse geldim. İnanılmaz moralim bozuldu. Çünkü şey ben girebileceğim herhangi bir tavuk kümesinden hallice ev arıyorum. Geldiğim mahallede evler hep house. Evet. Bahçeli, dubleks, kapıda Porsche'lar, Taycan'lar, bilmem neler böyle. Yürüyorum eve doğru ama böyle evi gördüm 21 numara. Bana vermezler ya, değil mi? Yok ya mümkünatı yok. Bana vermezler buraya. Eve girdik ya şu anda mesela şuradan bak kamerayı çevirebiliyor muyum? Ha çevirebilirim. Şurası benim mutfağım. Evet arkadaşlar Murat Bey. Biraz dağınık ama kusura bakmayın. Bekar hali. Bulaşık makinesi, mikrodalgası, ankastresi, fırını. Oba. Buzdolabı, derin dondurucusu ve bu eşyaların hepsi yani mobilya olarak. Evet. Hepsi hediye arkadaşlar. Şurada aa. Balkondan. Ben size pek gözükmez gerçi ama şöyle sessiz her yer ağaç ve yeşillik bir ev. Resim koyarım ben video montajında resimleri koyarım. Ha, ben sana gündüz çekilmiş evet. Birkaç tane resimden atarım. Ya şimdi ben bu eve geldim. Bu eve geldikten sonra baktım. Evin yerleri, parke, duvarları, kağıt, boyalı camları ona göre işte mükemmel ya. Garajı var, 150 metrekare bahçesi var işte. Var oğlu var. O kadar moralim bozuldu ki. Adam şey diyor hani bu beyaz eşyalar kalacak. İstersen diyor bunları beğenmediysen diyor alabiliriz diyor. Sıkıntı yok diyor. İşte bir tane çok büyük gardırop var yatak odasında. Onu diyor söküp atabiliriz falan diyor. Adam benim beğenmediğimi düşündü yani. Dedim şey ya bu ev olur bana dedim. Sıkıntı yok hani beğendim dedim. Kirası da olur. Adam da ben o kadar şey yaptım ki. Tamam dedi ya bir evde de çok dedim malzeme eşya bir şey yok. Kırılıp dökülecek bir şey yok. Ben dedi sizden dedi bir depozito kira alsam yeter dedi. Aa. İyi. Ondan sonra anahtarı aldım. Daha sözleşme yapmadık. İş yerine ne sağladığı eve geri gittim. Ya akşam uyuyamadım o gün. Sabaha kadar uyumadım. Yani anahtara bakıyorum ama şey yok yani. 4 aydır ev arıyorsun. 4 aydır ev arıyorum ve evi bu şekilde buldum. Ev şey hayal bile edemeyeceğim gibi bir ev çıktı. Sonrasında fetramızı yaptık süresiz. Ha burada tekrar bir parantez açalım. Ev kiralama ile ilgili arkadaşlar. İş yerinden bir arkadaşımız bu şekilde dolandırıldı. Almanya'da ev kiralarken fetrah yaparken yani sözleşme yaparken ev sahibi eğer ki evde konaklama süresini süresiz diye belirtmediyse evet. Çıkış süresi diye
kısım varsa ve bu boşsa 3 ay sonra oraya çıkış süresi diye yazar. Size de der ki şu gün çıkın der. Siz de çıkmak zorunda kalırsınız. Hmm. Aklınızda bulunsun. Bunu da şundan dolayı yapıyorlar. Emlakçı, komisyoncu tarzı birisiyle çalışıyorlar. Hmm. Birisini sokuyorlar. 3000 euro komisyon alıyorlar. 3 ay sonra onu çıkarıyorlar. Birisini sokup bir 3000 euro daha komisyon alıyorlar. Zaten kirasını alıyor. Zaten komisyonunu alıyor. Böyle evet. Milleti rezil edebiliyorlar. Sonrasında işte evi tuttuktan sonra bir şey sürecimiz başladı. Çamaşır makinemiz yoktu. Çok komik bir şekilde bir çamaşır makinesi aldık. Onu anlatayım ben sana. 300-500 euro civarı sıfır bir tane çamaşır makinesi alayım dedim. Çünkü artık şey eşim kızım gelecek. Kullanır dururuz dedim yani. Evet. Bir tane ikinci el şey düştü. eBay Kleinanzeigen'den 40 euroya arızalı çamaşır makinesi 0-3 hatası veriyor diye. Şimdi tamirci arkadaşlar 0-3 hatası deyince kahkaha atmıştır muhtemelen. Çünkü 0-3 hatası pompa arızasıdır. Daha önce Türkiye'de ben çok yaptım bunu. Evet. Hatta o sırada arkadaşım vardı yanımda. Barış dedim şu şeyi çamaşır makinesi almaya gideceğiz dedim. Arızalı 40 euro dedim. Nesi var dedi. İçinde çorap var dedim. Onu çıkartacağız dedim. Kullanacağız dedim. Tamam dedi. İş yerinin minibüsü vardı. Onu aldık. Gittik aldık. Şimdi adamın evinden indirdik. Minibüse koyduk. Adamın 40 eurosunu verdim. Adam gitti. Pompanın hemen ağzındaki kapağı şey yaptım. Barış dedim şu deliğe bak bakalım ne var içinde dedim. Abi çorap var. Ya bu bilindik bir şey yani 0-3 hatasında bir şey sıkışmış oluyor. 0-3 hatası pompa hatasıdır. Çamaşır makinelerinin pompası manyetik döndüğü için şey evet. Pompa durur ama arka mekanizma çalışır pompa yanmaz. Evet. Ama pompayı sökersin içindeki şeyi alırsın. Aha. 1,5 yıllık Sharp'ın 8 kiloluk çamaşır makinesi. 40 euroya aldım. Çok iyi ya. Böyle dijital falan böyle aha. Çamaşır tanıma özellikli falan. Yani Almanya'da süreç böyle benim için güzel ve mutlu günler işte bir 15 gün önce başladı diyebilirim. Bu her şey evi tutmayla başladı. Yani. 9 aydır buradayım. 8 ay çok büyük eziyetler çektim. Hani bunu laf olsun diye söylemiyorum. Bazı zamanlar hani ben ne yapıyorum dediğim zamanlar da oldu. Yanlış yolda mıyım diye. Hani gelecek arkadaşlar ne motivasyonunuz var onu gerçekten iyi düşün. Paraysa bir yerden sonra o iş olmuyor. İşte ortamsa bir yerden sonra olmuyor. Ama gerçekten bir dünya vatandaşı olayım. Bir kendimi geliştireyim. Bak Murat şöyle söyleyeyim. Dura bakma. Yok, çünkü senin muhabbetini seviyorum ben çünkü. Bu konuyu başka bir videoda konuşalım. Bu tamam. Senin sorunların videosuydu. Video da tamam. Uzun oldu. 25-26 dakika şu an. Tamam. Ama ben seninle şöyle bir muhabbet etmek isterim. Almanya'da işte tam şu kötü zamanlarını anlattın ama hiç mi iyi zamanın olmadı? Hiç mi mutlu hissettiğin zamanlar olmadı? Bunları da anlatacağım bir onun videomuz olsun. Onun videosu daha mükemmel olur. Çünkü tabii bu 8 aylık kötü zamanda her günde oturup ağlamadık yani. Değil yedik, mi? Geç, gezdik, eğlendik. Bir dünya şehir gördük, bir dünya yer gördük. Onların da konusu ayrı bir konu olsun o zaman. Mesela hani firma zaten devlet şey olduğu için verebilirim. Deutsche Bahn'dan ben bir şey buldum. Çok fazla eleman alıyor Deutsche Bahn şu anda elektrikçi. Evet. Şey muhabbeti olmuştu. Yani dedi hani kalacak yerin dedi olsaydı dedi hemen dedi başlatırdık. Sıkıntı olmaz dedi. Hı hı. Ama bu geçmiş dönemde geçmiş bir konuşmaydı. Şimdi artık kalacak yerim var ve ben düşünüyorum Deutsche Bahn'a gitmeme değer mi diye. Çünkü artık seçebiliyorum. Değil mi? Yani. Şu anda evim güzel bir yerde. Çok mutluyum. İşte marketim, çarşım, pazarım, her şeyim belli başlı yerlerde. Artık Almanya'nın tadını çıkarma zamanı geldi. Şimdi senin de son söylediğine sinaden ben de bir şeyler söylemek istiyorum da arkadaşlar Almanya'ya geldikten sonra daha iyi anlayacaksınız bunu. Bizde şu mantık vardır ya büyük firma, devlet firması, işte ne bileyim işte kurumsal firma her zaman iyi değildir arkadaşlar. Deutsche Bahn tamam iyidir, güzeldir, hoştur ama ondan daha güzel, daha küçük firmalar da var ve daha küçük olduğundan dolayı rekabetçi olması gerekiyor yani eleman bulabilsin diye. Çok daha güzel avantajlı fırsatlar da verebiliyor. Ben nasıl ki Mercedes'i zamanda reddettim ki bu benim için şeydir yani bu hayatı boyunca herhalde anlatacağım. Ben Mercedes'i reddetmiş adamım. Bak mesela sen de yeri geldi diyorsun ki Deutsche Bahn'a gitmeme değer mi acaba diye düşünmeye evet, başlıyorsun. Evet, gerçekten yani öyle. Hakikaten Almanya'da sadece Bosch, Porsche, ne bileyim Mercedes, Deutsche Bahn, ne bileyim işte Siemens falan yok. Almanya'da milyonlarca çeşit firmalar var. Bu firmalar rekabetçi olabilmek için bir Mercedes'le rekabet içerisinde kalabilmek için gerçekten elemanın kıymetini bilecek, elemanı şımartabilecek şeyler verebiliyor. Bu da benim son cümlem olsun. Murat kesinlikle teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Arkadaşlar videoları like'lıyorsunuz. Abone olmadan videoları izliyorsunuz. Bak buradan uyarıyorum sizleri. Parmak sallıyorum hatta sizlere. Kendinize iyi bakın. Videolara like atın ki böylesine hoş muhabbetler bir daha gelsin. Görüşmek üzere.